Kümeler iyi tanımlanmış olmalıdır. Soyut veya somut elemanları olabilir. İlle bir takım somut nesnelerden oluşması gerekmez. Soyut elemanlara da sahip olabilirler. Hiç elemanı olmayabilir. Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme diyoruz. Bir eleman olabilir, iki eleman olabilir, yüz eleman olabilir, sonsuz eleman olabilir ama iyi tanımlanması gerekir. Yani tanımından elemanların net bir şekilde anlaşılmalıdır. Tartışmaya mahal vermeyecek şekilde. Gösterim şekilleri. Kümeler genel olarak liste biçiminde, ortak özellik biçimiyle ve Venn şeması ile gösterilirler. Bazı kümeler bu üç gösterim şekli ile de gösterilmez. Yani her kümeyi hem liste, hem ortak özellik, hem de Venn şeması ile gösteremeyiz. Bazılarını sadece ortak özellikle gösterebiliriz. Bazılarını ortak özellikle gösteremeyiz, liste biçiminde gösteririz. Yani hepsi için bu üç gösterim şekli de uygun olmayabilir. 0, 1 ve 2 elemanlarından oluşan A kümesini 3 gösterim şekli ile gösteriniz. Liste biçimde gösterelim. Liste biçimde elemanlar açık açık yan yana virgülle ayrılarak yazılır. 0, 1 ve 2 olduğu için 0, hatta şu paranteze küme parantezi denir. Tam güzel çizemiyorum. Bunun gibi. 0, 1, 2. İşte 0, 1, 2 A'nın elemanıysa 0 eleman A'dır yazılır. 1 de A'nın elemanı gibi eleman olduğunu göstermek için bu sembol kullanılır. Mesela 3 eleman değil. 3 eleman değildir A yazılır. Bu liste biçimi. Ortak özellikle gösterelim. 0, 1, 2'nin ortak özelliği nedir? İlk 3 doğal sayıdır. Yani A kümesine ortak özellikle ilk 3 doğal sayı diye gösterebiliriz. Venn şeması ile gösterelim. Venn şemasıyla gösterelim. Elemanlar net bir şekilde bu elipsin veya çemberin içinde gösterilirler. Küme ismi buraya yazılır. Yanlarına birer nokta konur. 0, 1 ve 2. Bu ortak özellikti. Elemanların ortak özellikleri yazılıyordu. Bu da Venn şeması. 2 ile 3 arasındaki reel sayılar kümesi hangi gösterim şekliyle gösterilebilir? 2 ile 3 arasındaki reel sayılara bakalım. Yani reel sayılar son zamanlarda gerçek sayılar veya gerçel sayılar olarak müfredatta daha çok geçiyor. Hepsinin bilinmesi lazım. 2 ile 3 arasındaki mesela 2.1 2.01 2.0001 yani 2.5 2.747 gibi sayılamayacak yani sonsuz sayı var. Bunları biz liste biçiminde yan yana gösteremeyiz. Çünkü her yan yana koyduğumuz sayı arasında başka bir sayı da koyabiliriz. Liste biçimi bu gösterim için uygun değil. Liste biçiminde gösterilemediği için açık açık elemanlar Venn şeması şeklinde de gösterilemezler. Dolayısıyla 2 ile 3 arasındaki reel sayılar kümesini biz ortak özellik yöntemiyle gösterebiliriz. Yani diyebiliriz ki bu kümemiz K kümesi olsun. K kümesi istersek sözel olarak da yazabiliriz. 2 ile 3 arasındaki reel sayılar diye veya X eleman reel sayılardan oluşur. Öyle ki, bu iki nokta üst üste öyle ki anlamına gelir. Hatta şöyle çubukta da gösterilebilir. X küçüktür 3, büyüktür 2. Yani düzenli olarak yazılamayacak elemanlar ortak özellik yöntemiyle çok kolay bir şekilde ifade edilebilir.
Hiç eleman olmayan kümeye boş küme denir. Ve bu şekilde veya şöyle içi boş küme parantezleri şeklinde gösterilir. Aşağıdaki tanımlamalardan hangileri küme belirtir? Kümelerin iyi tanımlanmış olması gerektiğini söylemiştik. Haftanın güzel günleri. Haftanın güzel günleri iyi bir tanımlama değil. Kimine göre hafta sonu güzeldir. Kimine göre cuma günü güzeldir. Yani kişiden kişiye değişebilir. Haftanın güzel günleri iyi bir tanımlama olmadığı için küme olmaz. Haftanın bazı günleri. Haftanın bazı günleri de yine net, kesin bir tanımlama belirtmez. İyi tanımlanmamıştır. Net bir şekilde elemanlar belli değildir. Dolayısıyla bu da küme belirtmez. Haftanın günleri, evet, haftanın günleri kümesi güzel bir tanımlama. Haftanın günleri nelerdir? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, 7 elemanlı bir küme. Haftanın günleri tanımlaması bir küme belirtir. Asal sayılar da yine iyi bir tanımlama. 2'den başlıyor biliyorsunuz. 2, 3, 5, 7 şeklinde sonsuza kadar giden bir özel sayılar, asal sayılar. Dolayısıyla bu da bir küme belirtir. Uzun boylu erkekler, uzun boylu kişiden kişiye değişebilir. Kimine göre 1,70'ten fazlası uzundur, kimine göre 1,80'den fazlası uzundur. Yoruma açık bir tanımlama, iyi bir tanımlama değil, bir küme belirtmez. 0 ile 1 arasındaki tam sayılar, 0 ile 1 arasında tam sayı yok. Reel sayılar var, rasyonel sayılar var. Küme belirtir, boş küme belirtir. Böyle bir sayı olmadığı için hiçbir eleman olmayan küme belirtir ama küme belirtir. Türkiye'nin şehirleri, Türkiye'nin şehirleri de iyi bir tanımlama, net bir şekilde ülkemizdeki şehirler küme belirtir. Karesi eksi bir olan reel sayılar, reel sayıların karesi ya pozitiftir ya da sıfırdır. Yani büyük eşit sıfırdır. Karesi eksi bir olan reel sayı bulamayız. Bu da iyi bir tanımlama ve boş küme belirtir. Dolayısıyla küme belirtir. A kümesini görüyoruz. Elemanları 0, 1, 2, 3. 1 A kümesinin elemanıdır. 2 de A kümesinin elemanıdır. 4 A kümesinin elemanı değildir. SA demek A'nın eleman sayısı demek. Kaç tane eleman var? 1, 2, 3, 4 tane. Dolayısıyla SA yani A'nın eleman sayısı 4'tür. A kümesi x doğal sayılarından oluşur. Öyle ki 3 katı bu doğal sayının 5'ten büyük, 21'den küçük eşit olacak A'nın eleman sayısı sorulmuş. Elemanlarımızı açık bir şekilde yazalım. X yerine 0 koyabilir miyim? Doğal sayılara baştan başlarsak 3 kere 0, 0, 5'ten büyük olmaz. 1 koyabilir miyim? 3 kere 1, 3 yine 5'ten büyük olmaz. 2 koyduğumda bakın 6 yapıyor burası ve şartları sağlıyor. Dolayısıyla x yerine 2 yazabilirim. 3 yazarsam 9 olur. Yine olur. 4 yazarsam 12. 5 yazarsam 15. 6 yazarsam 18. Ve 7 yazdığımda bakın son elemanımı elde ediyorum. Çünkü 8 yazdığımda 21'den büyük olacağı için şartı sağlamaz. Dolayısıyla elemanlarım 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane elemanım var? A'nın eleman sayısı görmüş olduğunuz gibi 6. 1. B kümesi 3, 6, 9, 12'den oluşuyor. Bunu ortak özellik yöntemiyle göstermemiz istenmiş. Bakıyoruz ortak özellikleri var mı? Hepsi 3'ün katı. 3, 6, 9, 12. O halde basitçe şöyle gösterebiliriz. 3'ten 12'ye kadar üçün katı olan tam sayılar diyebiliriz.
kümesinin kaç elemanı vardır? Elemanlar sevgili öğrenciler, virgüllerle ayrılan semboller mi diyelim, objeler mi diyelim, virgüllerle ayrılan şeyler, elemanlar. Bakın, bir eleman. Şu küme parantezli A virgül 4 komple bir eleman, virgüle kadar. Küme parantezli 2 bir eleman ve X son eleman, yani 1, 2, 3, 4 tane elemanı var. Yani SK eşittir 4. Kümelerin liste biçimde yazacağız. A kümesi öyle x doğal sayılarından oluşuyor ki karesi 30'dan küçük. Sıfırdan başlayalım. Sıfırın karesi 0, 30'dan küçük sağlar. 1'in karesi 1, 30'dan küçük. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16, yaklaşmaya başladık. 5'in karesi 25, 30'a bayağı yaklaştık. 6'yı alamam. 6'nın karesi 36 olur ve 30'u geçer. Dolayısıyla elemanlarımız 0'dan 5'e kadar doğal sayılar. B kümesi öyle x tam sayılardan oluşuyor ki, şu çubuk da öyle ki anlamındaydı, 2 nokta üst üste de, karesi 20'den küçük. Deminkinden farkı, o doğal sayıydı, bunlar tam sayı. Tam sayılarda biliyorsunuz negatif sayılar da var. Karesi 20'den küçük. Şimdi 0 olur mu? Olur. 0'ın karesi 0, 20'den küçük. 1'in karesi de olur, 20'den küçük. Ama dikkat ederseniz eksi 1'in karesi de olur. Çünkü eksi 1'in karesi ne yapar? 1 yapar. 2'nin karesi 4, 0, 20'den küçük. Eksi 2'nin karesi de 4. O da 20'den küçük. Eksi 2 de olabilir. 3 ve eksi 3 de olur. Benzer şekilde. 4, 16. Eksi 4 de 16. Ama 5 olmaz. 5'in karesi 25. Eksi 5'in de karesi 25. O halde B kümesinin elemanları eksi 4'ten 4'e kadar tam sayılardır. C kümesi İkililerden oluşuyor. X, Y ikililerinden oluşuyor. Bunların toplamı 5'miş ve doğal sayılarmış bunlar. Yani toplamları 5 olan doğal sayı ikililerinden oluşacak. X'i 0 alsam Y'nin 5 olması lazım. Elemanları ikililer şeklinde yazacağız. X'i 1 alsam Y 4 olur. Toplamları 5 olacağı için. 2 alsam 3. 3 alsam 2, 4 alsam 1 ve 5 alsam 0. C kümesinin elemanları da dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıralı ikili. Eleman sayısı sonlu sayıda olan kümeye sonlu küme, sonsuz sayıda olan kümeye de sonsuz küme denir. K kümesine bakıyoruz. 0 ile 1 arasındaki reel sayılar. Bunu daha önce de işlemiştik. Buna benzer. Yani burada bir sürü eleman bulunabilir. Mesela ne olabilir? 0.1, 0.01, 0.1, 2, 3, 4, 0, 0, 7. Yani sonsuz sayıda elemanı var. Dolayısıyla K sonsuz bir küme. L'ye bakıyoruz. Reel sayılardan oluşuyor. 5'ten küçük reel sayılar. Bu da yine hem tam sayılar da biliyorsunuz reel sayıların içinde. Tam sayıları bile düşünsek sadece. 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2 sonsuza kadar gidiyor. Sonsuz eleman hem de küsuratlar var. K kümesinin olduğu gibi. Dolayısıyla L kümesi de sonsuz bir kümedir. M'ye bakalım. 1'den küçük tam sayılar. Birden küçük tam sayılar da sonsuzdur. 0, eksi 1, eksi 2 bu şekilde sonsuza kadar devam eder. Dolayısıyla M kümesi de sonsuz bir küme. N kümesine bakıyorum. 10'dan küçük doğal sayılar. 10'dan küçük doğal sayılar nelerdir? Ve 10'a da eşit de olabiliyor.
0, 1, nokta nokta 10'a kadar. Dikkat ederseniz 11 tane elemanı var. Sonlu bir küme. P'ye bakıyoruz. Yine tam sayılar. Ama bu sefer hem alttan hem üstten sınırlı. Üstten 8764'e kadar, alttan da eksi 100'e kadar. Yani elemanlarımız eksi 100, eksi 99. Böyle gidiyor. Kaça kadar? 8763, 8764'e kadar. Çok elemanında olsa sonlu sayıda elemanı var. Dolayısıyla P kümesi sonlu bir küme. A kümesinin tüm elemanları B kümesinin de elemanı ise, yani A'nın her elemanı B'nin de elemanı ise, A kümesine B kümesinin alt kümesi denir. Ve A kapsanır B şeklinde ya da B kapsar A şeklinde, yani ağzı açık olan tarafın büyük kümeye bakması lazım, gösterilir. Bunu da biz burada göstermiş olduk. Aslında şunu şuraya alalım. Şöyle. Ağzı açık olan taraf dediğim gibi büyük kümeye bakıyor. Venn şemasında da görüyorsunuz. B kümesi A kümesini kapsamış. Yani A'nın bütün elemanları B'nin olmuş oluyor. ABC kümesinin alt kümelerini yazınız denmiş. Bütün alt kümelerini yazalım. Ayrıca şurada bir bilgi var. Boş küme her kümenin alt kümesi olarak kabul edilir. Dolayısıyla buradaki kümenin de sıfır elemanlı alt kümesi boş küme. Bir elemanlı alt kümeleri A, B ve C'den oluşan kümeler, iki elemanlı alt kümeler AB, AC ve BC. Ayrıca her küme kendinin de alt kümesidir. Yani ABC de ABC'nin alt kümesidir. A kümesi kendisini de kapsar. Böyle kabul edilir. Burada Venn şemasında hangi kümelerin birbirinin alt kümesi olduğunu görelim. Mesela bakın B kümesi A'yı tamamen kapsamış. O halde AB'nin alt kümesi ve bunu nasıl yazabilirim ben? B kapsar A şeklinde yazabilirim. Aynı zamanda A kümesi C'nin de alt kümesi. Onu da yazalım. C kapsar A. Ve A da, pardon, B de C tarafından kapsanıyor tam olarak. O zaman C kapsar B de yazabiliriz. D kümesi hiçbir küme tarafından ne kapsıyor ne kapsanıyor. Bir tane ondan da yazalım. Mesela C kapsamaz D şeklinde yazabiliriz. Buraya dikkat edersek şu kısma, bakın B'de 2 var, A'da da var. B'de 3 var, A'da da var. B'de 4 var, A'da da var. Yani A'nın B'yi kapsadığını görüyoruz. O halde A kapsar B yazabiliriz. K, L, M kümeleri var. Venn şeması ile göstermemiz istenmiş. Gösterelim. En büyük küme K. Elemanlar 1, 2, 3, 4 ve 5. 4 ve 5'ten oluşan bir L kümesi var. 4 ve 5'ten oluşuyor. M kümesi ise 1, 2, 5 ve 6'dan oluşuyor. Onu da şöyle elle çizmeye çalışalım. M kümesi de şöyle bir küme. İlle yuvarlak olması gerekmez. K kümesi 1, 2, 3, 4, 5. Burası L kümesi 4, 5. Burası M kümesi de 1, 2, 5, 6. K'nın L'yi kapsadığını görüyoruz. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, B kümesi 4, 5, 6 olduğuna göre hem A'nın hem B'nin alt kümesi olan kaç küme vardır?
Ortak elemanlara bakmamız lazım. İkisinin de alt kümesini bulabilmemiz için. Dikkat edersek 4-5 ikisinde de ortak. Yani 4 ve 5 elemanlarından oluşan alt kümeler ikisinin de doğal olarak alt kümesi olacaktır. Yani boş küme 4, 5 ve 4-5'in kendisi. Dolayısıyla 4 tane ortak alt küme vardır.